Minik Selam'dan herkese merhaba. Gene Kaladyumlar ve gene ben karşınızdayız. Havaların ısınmasıyla beraber kaladyumları ne zaman uyandıralım diye birçok soru almaya başladım. Öncelikle o sorularınıza cevap vermek istiyorum. Kaladyumları şu gün ya da işte şu ay uyandırın gibi bir şey söylemem mümkün değil. Tıpkı nasıl uyuduklarını sizin kendi çevrenize göre belirlemeniz gerektiği gibi nasıl uyandırılacağını da gene siz kendi ortamınıza, çevre şartlarınıza göre işte şu zaman uyandırayım, işte havalar İstanbul'da hala böyle bir soğuk bir sıcak giderken Antalya tarafında daha sıcaktır, daha erken uyandırabilirsiniz. Bu tamamen sizin insafiyetinize kalmış. Ben bugün sizlere farklı bir metottan bahsetmek istiyorum. Yurt dışında buna de-eyeing diyorlar. Bense gözlendirme metodu diyebilirim. Neden böyle bir teknik var? Kaladyum yumrularımızı biliyorsunuz uyutmuştuk. Bakın şu Aaron'un. Hani şu büyük kaladyumum vardı ya, tek böyle kocaman yaprağı onun. Bunu yapmayacağım da şunu da size de-eyeing metodunu göstereceğim. Bu ya Fannymans'ın ya da Pimperland olması lazım. İkisinden biri, tam emin değilim. Şimdi kaladyumlar uyanmaya başladığı zaman şu gördüğünüz noktadan yukarıya doğru uzuyorlar. De-eyeing yani gözlendirme metodunda ise biz bunu direkt buradan koparıyorsunuz. Ve bu buradan çıkması gereken yerden çıkacak yeri bulamadığı için farklı yerlerden filizler atmaya başlıyor. Bunu temiz bir bıçak ya da makas yardımıyla kaladyumunuzun yan taraflarında şu şekilde böyle oyuklar açarak da yapabilirsiniz. Kullanacağınız bıçak ya da makasın steril olduğundan emin olun lütfen. Yoksa bu açtığınız gözeneklerden mikrop kapabilir. Mantar kapabilir. Şu şekilde ben de çok açmayacağım size göstermek için. Bu açtığınız kısımlardan, yani normalde şuradan filiz verip bazen yanlardan da veriyorlar, değişiyor tabii ki de. Bu yöntemle daha fazla yaprak sahibi olabilirsiniz. Yani bir yerine bu açtığınız gözeneklerden daha fazla yavrularınız olacak. Buna da gözlendirme metodu deniyor. Bu işlemi uyguladıktan sonra kaladyumun gene şu yaralarını kurutması için birkaç gün, belki de bir hafta daha kurutmanız gerekiyor. Ondan sonra dikip kaladyumunuzu sulayıp işte büyütmeye başlayabilirsiniz. Kaladyumların nasıl dikildiğinden daha önce bahsetmiştim. Geçmiş videolarda onu bularak izleyebilirsiniz. Ayrıca bu metodu daha küçük, yani şu boylarda gene deneyebilirsiniz ama daha küçüklerde denememenizi öneriyorum. Çünkü bu yaptığınız yerden herhangi bir mantar ya da mikrop kapması sonucunda direkt kaladyumunuzdan olabilirsiniz. Bunlarda gene bir yandan bakteri bir şey kaptığı zaman kesip sağlam kısmını kurtarabilme şansınız var. Ama daha küçük kaladyumlarda bu ne yazık ki çok geçerli olmuyor. Bu da ufak bir bilgi olsun. Sormak istedikleriniz varsa yine videonun altındaki yorumlarda sorabilirsiniz. Ya da Instagram adresimden yazabilirsiniz. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla, sevgiyle kalın.